Balkanlara bir gidelim. Hatırlayacaksınız, Bosna Hersek, Sırbistan'a karşı soykırım davasının yeniden açılması için müracaatta bulunmuş. Ancak Uluslararası Adalet Divanı bu müracaatı geçtiğimiz hafta reddetmişti. Gerekçe ise silahları susturan ancak ülke siyasetini önemli konularda karar almaktan alıkoyan Dayton Anlaşması'ndaki teknik detaylar. Sırp tarafında memnuniyet, Boşnaklarda hayal kırıklığı yaratan kararın nasıl alındığına gelin bir bakalım. Yugoslavya'nın 1990'lı yılların başında parçalanmasının ardından Balkan coğrafyası bir kez daha kan gölüne döndü. En acı sahneler Bosna'da yaşandı. Binlerce Müslüman Boşnak kurşunların hedefi oldu. 1992-95 yılları arasında yaşananlar halen tam olarak aydınlatılabilmiş değil. Yeni bulunan toplu mezarlar Boşnaklara karşı girişilen sistematik yok etme politikasına dair de yeni kanıtlar sunuyor. Uluslararası Adalet Divanı 2007 yılının Şubat ayında Bosna Hersek'in Sırbistan'a karşı açtığı soykırım davasını delil yetersizliğinden reddetmiş, Bosna Hersek'e yeni deliller bulması şartıyla 10 yıl içinde yeniden dava açma hakkı tanımıştı. Boşnak yetkililer önceki hafta yeni kanıtlarla birlikte bir kez daha mahkemeye başvurdu. Ancak Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı soykırım davasının yeniden açılması için yapılan müracaatı reddetti. Mahkemenin gerekçesi başvurunun Bosna Hersek Devleti adına yetkin bir kurum tarafından yapılmaması. Bu tuhaf gerekçenin asıl nedeni ise Bosna'daki savaşı bitiren Dayton Barış Anlaşması'nda gizli. Çünkü anlaşma silahları sustursa da karmaşık bir siyasi yapının temellerini attı. 3,5 yıl boyunca birbiriyle savaşan Boşnak, Sırp ve Hırvatlar ülkenin kurucu unsurları olarak belirlendi ve 3 etnik grubun temsil edildiği bir başkanlık konseyi kuruldu. Üç başlı bu siyasi yapı, Bosna Hersek'i dünyanın en karmaşık yönetim sistemine sahip ülkesine dönüştürdü. Lahey'de başvurunun reddedilmesi de Başkanlık Konseyi'nin Sırp üyesi Mladen Ivanic'in itirazı üzerine yaşandı. Ivanic, Sırbistan'ın çıkarlarını ülkesinin menfaatlerine tercih ettiği eleştirilerine rağmen Uluslararası Adalet Divanı'na bir mektup gönderdi ve müracaatı gerçekleştiren Sakip Soft için bu konuda yetkili olmadığını öne sürdü. Lahey'deki mahkemenin bu beyandan yola çıkarak aldığı karara Başkanlık Konseyi'nin Boşnak üyesi Bakir İzzetbegoviç de tepki gösterdi. İzzetbegoviç, kararla ilgili olarak Uluslararası Adalet Divanı kapılarını adalet arayışı içerisinde olan insanların yüzüne kapattı yorumunda bulundu. Adalet Divanı'nın Bosna'daki yaşananları görmezden gelen kararı Sırp tarafında ise memnuniyetle karşılandı.